Tövbe, üç durumun bir araya gelmesiyle oluşur. İlim, bilgi, hal ve davranış. Tövbe konusundaki bilgi, günahların zararının ne kadar büyük olduğunu bilmektir. Günah ve hataların hem dünyada hem ahirette güzelliklere ulaşmaya engel olduğunu bilmektir. Kişi bunu kesin olarak bildiği zaman bu güzellikleri elde edemeyeceği için kalbinde bir acı oluşur. Çünkü kalp sevdiği şeyin elden gideceğini sezdiği an bundan üzüntü duyar. İşte kişinin kendi yaptığı, dolayısıyla sevdiği bu şeyi kaybetmesinden duyduğu acıya pişmanlık adı verilmiştir. Pişmanlığın acısı kalbini kaplayınca bir hal oluşur. Bu hal hem geçmiş ile hem gelecekle ilişkilidir. Geçmişte yaptığı hatayı fark ettiği için geçmişle ilgilidir. Ayrıca yaptığı hata eğer birilerine zarar verdiyse veya birinin hakkı kişiye geçtiyse onu telafi etmesinin gerektiğinin farkına varır. Gelecekle olan ilgisi ise bir daha aynı hataya düşmemek için dikkat etmesi, bir daha yapmamaya kesin karar vermesi şeklindedir. İlmi olarak pişmanlık ve terk etmeye ilişkin kararın bütününe tövbe ismi verilmiştir. İlim, yani bilmek, tövbenin sanki ön sözüdür. Günahı terk etmek ve bir daha yapmamak üzere kesin karar vermek de tövbenin sonucu olarak kabul edilmiştir. Tövbe, müminlere farzdır ve tövbenin kabulü için dört şey vardır. 1. Kalben pişman olmak. 2. Masiyeti hemen terk etmek. 3. Bir daha öyle bir günaha dönmemeye azmetmek. 4. Tövbeyi başkasından değil, sadece Allah'tan korkarak yapmak. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: pişmanlık tevbedir. Çünkü kişi pişman olduğunda zaten yapılan işin hatalı olduğunu bilmektedir. Yine pişmanlığı takip eden bir kararlılık hali de mevcuttur. Günah ve hata işleyen kimsenin tövbe etmesi farzdır. Bu farz ayet ve hadislerde apaçık şekilde belirtilmiştir. Ayet ve hadis-i şerifleri anlamak maksadıyla dikkatlice okunduğunda bu çok net görülebilir. Müslüman, sonsuzluk diyarı olan ahirette sonsuz mutluluğa ermenin sadece Allah'a yaklaşmakla mümkün olduğunu bilir. Kulu Allah'a yaklaştıracak şeyler ise emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak şeklinde özetlenebilir. Çeşitli sebeplerle herkes zaman zaman hataya düşebilir. Allah'ın emirlerinden birini ihmal edebilir veya bilmeyerek bir günaha düşebilir. Bu durumda hemen tövbe etmesi farzdır. Böylece Allah yolunda bir sapma olduysa yeniden dönüş yapmış olacaktır. Tövbenin aslını daha iyi öğrenmek için bu konudaki ayet ve hadisleri hatırlayalım. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. Buradaki emir genel bir emirdir. Ey iman edenler! Tam ve kesin örnek olacak bir tövbe ile Allah'a yönelin. Ayette geçen nasuh kelimesi kesinlik ifade ettiği gibi Allah için iştenlikle ve bir daha aynı hataya düşmeyecek şekilde yapılan tövbedir. Tövbenin faziletine yine Allahu Teala'nın şu ayeti işaret etmektedir: şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: tövbe eden bir kimse günahı olmayan bir kimse gibidir. Günahın ardından hemen tövbe etmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Allah'a inanan kimse, Allah'ın yasakladığı şeylerin zararlı ve yok edici olduğunu da kesin bilir. Bu imanın bir parçasıdır. Bu sebeple günahlardan hemen tövbe etmek farzdır. Günahların zararını öğreten ilimler bizi bunlardan uzak tutmak için öğrenilir.
Öyleyse bu günahları terk etmeyen kimsenin imanında bir zayıflık vardır. Bir kişi eğer Allah'a kesin inanıyorsa ve her şeyi gördüğünü biliyorsa bu günaha bulaşmaz. İşlediği her günahın hesabının ahirette görüleceğini bilen kimse, hiçbir günaha bulaşmamak için dikkat eder. Günahlar zehir gibidir. Zehirli bir yiyecek nasıl bedeni öldürüyorsa, günahlar da ruhu zehirler. Tövbe sürekli devam etmelidir. Bu da farzdır. Pişman olup bir günaha tövbe ettikten sonra tekrar aynı hataya düşmemek için dikkat edilmelidir. İşte bu durum tövbenin sürekliliğidir. Hiçbir beşer günahsız değildir. Tövbeden maksat da zaten dönüştür. Ancak insanların günahının miktarı farklı farklıdır. Tövbe edip dönüş yaptıktan sonra hem günahtan uzak durmalı hem de tekrar düşmemek için tövbe etmelidir. Bu nedenle Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Bazen kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ediyorum. Tövbe edip estağfurullah diyorum." İstiğfar, tövbe etmek amacıyla ve pişmanlıkla estağfurullah demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde günlük 100 kere estağfurullah dediğini belirtmiştir. Bunun için Allah-u Teala onu şöyle demek suretiyle şereflendirmiştir: "Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günahsız olmakla birlikte insan olması dolayısıyla bazı küçük yanılmaları olabilir. Bu ayette belirtilen de zelle denilen küçük yanılmalardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile çokça tövbe ettiğini bilerek tövbe ve istiğfar edenler Allah'a yakın olurlar. İnsan yaratılışının gereği olarak arzularına uymaktan kurtulamaz. Tövbenin manası sadece arzuları terk etmek değildir. Aksine tövbenin tamamlanması geçmişte yapılan hataları telafi etmekle mümkün olur. İnsanın büyük küçük her günahından dolayı kalbine bir siyahlık düşer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Hayır, öyle değildir. Doğrusu kazandıkları kötü şeyler onların kalplerinin üzerinde pas bağlamıştır. İşte bu nedenle bu pas birikirse kalp iyice özelliğini kaybederek hikmetleri ve güzellikleri göremez hale gelir. Aynanın yüzündeki buharın uzun zaman bekleyip birikmesiyle pisliğe dönüşmesi gibi. Yine bu demirin üzerindeki nemin pasa dönüşüp uzun zaman sonra demirin içine işlemesi ve onu bozması gibidir. Artık o işlem kabul edemez hale gelir ve pastan dolayı çürümeye başlar. İşte bu nedenle tövbe ederken arzuları terk etmek de yeterli değildir. Kalbi kaplayan pasların silinip parlatılması gerekmektedir. Aynada tabaka haline gelen kirleri silmeyip sadece buharın kendiliğinden dağılmasını beklemek yeterli gelmez. Günahlar ve arzulardan dolayı kalbe yerleşen siyah lekeler de böyledir. Oysa ibadetler kalbi parlatır ve bu siyah lekeler silinip yok olur.